sosyal sorumluluk ve itibar yönetimidir. Oturum Başkanı, aynı zamanda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı da olan Sayın Serdar Dinler. Katılımcılar, Koç Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk Koordinatörü Sayın Aylin Gezgüç, Çocuklar Büyüsün Diye Derneği Başkanı Sayın Gülben Ergen, Benchmark Ajans Başkanı Sayın Fadile Paksoy ve Vodafone Pazarlama İletişimi ve Kurumsal Çeşitlilik Direktörü Sayın Gizem Keçeci. Bugün bu konferansında sanırım en şanslı oturum başkanı benim. Birbirinden değerli 4 tane hanımefendi var bugün bizlerle birlikte. Her biri konusunda uzman, her biri çok değerli ve her biri de birbirinden güzel. 4 hanımefendinin olduğu bir oturumu yönetmek benim için büyük bir keyif olacak. Ben bunu bitirmeyeceğim. Bu 3-4 saat sürer bu. Buradayız bu gece gibi geliyor bana. Ben panelistleri biraz da tanıtarak başlamak istiyorum. Önce Aylin Hanım'dan başlamak istiyorum. Aylin Hanım aslında bizim Ankara'dan da tanışıklığımız olan bir arkadaşımız. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nda uzmanlıktan başlayıp daha sonra daire başkanlığına kadar giden bir bürokrasi tecrübesinin arkasından Koç Holding'in kurumsal sosyal sorumluluk koordinatörü ve beraberinde de dış ilişkiler de var. Beraber yürütmekte. Bizim de Koç Holding'i her zaman yakından takip ettiğimiz, işbirliğinde olduğumuz dernek olarak bir kurum olarak çalışmalarını takdir ediyor ve takip ediyoruz. Gülben Hanım'ı sanatçı kişiliğiyle hepimiz tanıyoruz ve çok seviyoruz, izliyoruz. Çok teşekkür ederiz siz de katıldınız. Ama sanatçılığın yanında artık bir sivil toplum aktivisti olarak, bir dernek başkanı olarak da onu beraberimizde görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Ben de biz dernek başkanı olarak artık meslektaş olduğu için Gülben Hanım'la bir onur duyuyorum. Buradan bir meslektaş olarak teşekkür ediyorum size. Fadile Hanım, Fadile Paksoy. Aslında onun da gazetecilikten başlayan bir çalışma hayatı var. Kongre Gazetesi'nde haber müdürlüğüyle başlayan, arkasından Bersa İletişim Danışmanlığı, Su CSR projeler çalışmalarından sonra kendi kurumu olan Benchmark'ı 2011 yılında başladı. Sizin misyonunuz beni çok etkiledi. Çok farklı bir misyonunuz var çalışmanızın. Ürün ve hizmetiyle özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları için paylaşılan değer yaratmak, toplumsal gelişmeye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulmak. Çok keyifli bir çalışma olacağına inanıyorum sizinle. Evet, son katılımcımız da Vodafone'dan Gizem Keçeci, Vodafone Türkiye Pazarlama İletişimi ve Kurumsal Çeşitlilik Direktörü. Çeşitlilik hemen burada bir farklılık gösteriyor. Ne anlama geliyor? Herhalde bize onu da anlatırsınız. İngilizce'de biraz anlayabiliyoruz ama diversity falan, ama evet, Türkçe'de evet, biraz farklı bir yapısı var gibi. Gizem Hanım da 2009 yılından beri Vodafone Türkiye'de pazarlama iletişimi direktörü olarak çalışıyor ama son günlerde çeşitlilik de buna ilave edildi. Kendisi de kariyerini aslında Genesis Grey'de reklam yöneticisi olarak başladı. Uluslararası markalardan sorumlu müşteri ilişkileri direktörü olarak da en son ayrılarak Vodafone'a geçti diye hatırlıyorum. Vodafone da gene bizim çalıştığımız, yakından çalışmalarını takip ettiğimiz önemli bir kurum ve biz de Vodafone'u her zaman iş süreçlerine toplumsal ekonomik hayattaki fırsat eşitliğini sağlamak için çaba sarf ettiğini de biliyor ve onun için Vodafone'a da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben bu sırayla gideyim. Böyle tanıttım, böyle başlayayım. Evet, zor bunu seçmek. Aylin Hanım, siz kurumsal sosyal sorumluluk koordinatörüsünüz. Birçok çalışmalarınız var. Hepsini takip ediyoruz. Neden, niye, ne işinize yarıyor? İtibar veriyor mu size? Evet, çok güzel bir soruyla başladınız. Ben de bugün aslında bir tercih yapmak durumunda kaldım. Aslında çok sevdiğim bebeklerim var. Sosyal sorumluluk projelerim. Dedim ki biraz daha genele geçmem lazım. Biraz daha makro perspektifi aktarmam lazım. Bebeklerimden biraz daha az bahsedeceğim. Meslek sesi, memleket meselesi ve ülkem için projeleri. Sanıyorum bir yansıya aktarma yapacaksınız. Teşekkür ederim. Evet, ben biraz konuyu aslında tam da Serdar Bey'in sorduğu yerden ele almak istiyorum. Hani itibar neresinde, neden sosyal sorumluluk? Öncelikle baktığımızda aslında biraz önceki sunumda çok da güzel ifade edildi.
İtibar dediğimizde altında sevgi görme, takdir edilme, bağlılık arayışı var. Bunun da aslında birkaç bileşeni var. Bir bileşeni bu kurumsal imaj olabilir. Bir diğer bileşeni sizin etki içerisinde olduğunuz farklı paydaşlarla o etkiyi nasıl kurduğunuz, o iletişimi, etkileşimi nasıl sağladığınız olabilir. Bir diğeri de aslında itibarın hem kendisi işin içinde hem de tanımın kendisi itibar olduğu için itibarınızı nasıl yönettiğiniz olabilir. Yansılarım olmadığı halde ben devam ediyorum. Biz 2005 yılında bu işe şuradan başladık. Dedik ki biz Koç topluluğu olarak kendimizi nasıl görüyoruz ve toplumda nasıl algılanıyoruz? Bir buna bakalım. Ve bir araştırma yaptırdık. Bu araştırmanın sonunda sizlerin aslında şimdi sorsam Koç topluluğunu, Koç Holding'i nasıl tanımlıyorsunuz diye sorduğumda gelecek cevapların içinde mutlaka olacak temel bir takım kavramların toplum genelinde de ortaya çıktığını gördük. Nedir bunlar? İşte lider kuruluştur, büyüktür, örnektir, güvenilirdir, itibarlıdır. Ama biz 80. yılımıza geldiğimiz o günlerde bir takım yeni sıfatlar da katmak istiyorduk kendimize. O sıfatlar neydi? Yenilikçilik, genç tanınmak. Yani bildiğimiz pek çok marka var, yüzyıllardır ortalıkta duran. Ama o markayı nasıl tanırsınız dendiğinde genç sıfatını yakıştırabildiğimiz markalar. Biz de Koç olarak hem bu şekilde esnekliğini koruyabilen, yeniliklere karşı açık olan ve o yenilikleri yakalayıp kendini ona uyumlu kılabilen bir topluluk olmak istediğimiz düşüncesinden hareketle algıda olduğumuz yerle olmak istediğimiz yer arasındaki farkı kapatmak istedik. Şimdi aslında bir önceki seminerde, bir panelde yine konuşulan bir şey, itibar nedir? Aslında itibar gerçeğin iz düşümüdür. Dolayısıyla olduğunuz neyse onun da çok ötesine bir yansıma bırakamıyorsunuz. Dolayısıyla kendinize dönüp bakmanız gerekiyor. Hani sadece algı ölçümü değil, kendinizle ilgili tanımlamalar da dolayısıyla çok önemli. Baktığınızda burada olmak istediğimiz sıfatların hepsini belki gerçekten Koç topluluğu olarak, Koç Holding olarak içimize yediremiyor olabiliriz. Çünkü ne kadar olursak olalım, yani çok yakın, çok duyarlı olabiliriz belki. Sıcak ve yaratıcı da olabiliriz ama belki tutkulu kavramını yapıştırabilmek için biraz daha farklı renkler sunmamız gerekiyor. Ama biz yine de bu süreç içerisinde bu sıfatları kendimize yapıştırabilmenin yollarını araştırmaya çalıştık. Koçun itibarını yönetmek ne demek? İtibar Koç için ne demek? Gerçeklik ne demek diye baktığınızda da Koç'u oluşturan parçalar var Koç topluluğunu. 2005 yılında baktığınızda bu analizlerin yapıldığı yıllarda bu şekilde bir karmaşık diyebileceğimiz, farklı izlenimler bırakabilen bir marka haritası var. Dolayısıyla bir, ne olduğumuza, iki, nasıl yansıdığımıza, üç, bunun arasındaki farkı nasıl kapatabileceğinize bakmanız gerekiyor. Bir üniversite çatısı altında olduğumuz için de ben buraya bir formül koydum ama konuşmamın başında da o formülü hızlıca söyledim. Nasıl algılandığınız, imajınızı nasıl yönettiğiniz, kimliğiniz, itibarınız, hepsi bir bileşen. Amaç nedir? Müşterilerin beğenisini ve bağlılığını kazanabilmek. Evet, itibarın alt bileşeni olarak imaja baktığımızda biraz önce gördüğümüz o marka haritasında aslında bir tutarlılık yaratmak gerekiyor. Çünkü itibar sizin çok da ötenizde, bıraktığınız izin çok da ötesinde bir şey değil. O tutarlılığı sağlamak için yeri geldiğinde ilham kullanabilirsiniz ama yeri geldiğinde de kurallarınız olması gerekir. Dolayısıyla biz dört temel değer etrafındaki itibar içinde olmazsa olmaz bir bileşen olarak değerlerimizden de bahsedildi. Bizim için çok önemli olan iyimserlik, dayanışma, değer katma ve liderlik gibi dört temel değer etrafında kurallarımızı, kimliğimizin kurallarını belirledik ve bununla ilgili uygulamalara başladık. Çok tanıdıktır. Sayfaların köşesinde bizi Koç olarak gördünüz. Bir kıvrım vardı. Burada da bir değişikliğe gittik. Çünkü amacımız markalarımızın önüne geçmek değil, Koç olarak o markaların hepsinin arkasında durduğumuzun hissini vermekti. Yine bahsedilen bir şey, örneğini vermek açısından değineyim. İtibar sadece dış paydaşlara
yönelik olarak yönetilmesi gereken veya edinilen bir sonuç değil. Hem içeride hem dışarıda çok farklı paydaşlara ulaştığınız her noktada ve her iletişim aracında yönetmemiz gereken bir şey. Dolayısıyla bunu da dikkate alarak farklı mecralarda biz kimliğimizi tutarlı bir şekilde yansıtmaya çalıştık. Biraz önce o formülde çok hızlı geçmiştim. Alt bileşenlerinden biri interaction kelimesiydi. Onu ben etkileşim olarak değerlendirdim ve sosyal sorumluluk olduğu için bu panelde konuyu oraya getirdim. Başardım sanıyorum bunu 5-6 dakikada yapmayı. Sosyal sorumluluk dediğinizde de biz aslında bütün kurumsal iletişim departmanı altında yaptığımız işleri sosyal sorumluluk mantığıyla yapmaya çalışıyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. Kurumsal sorumluluğun içine giren farklı bileşenler de var. İş güvenliğini sağlamak, insan haklarını tanımak, çalışma özgürlüğünü, çalışma ortamını iyi kılmak, çevreye saygılı olmak, etik çalışmak gibi. Bu kurumsal sorumlulukları zaten yerine getirdiğimiz varsayımıyla ben şimdi sosyal sorumluluk üzerinde duracağım. Kurumsal sorumluluk da demiş olsaydınız onunla ilgili de yaklaşık 40 slaydım olabilirdi. Ne yapalım bugün sosyal sorumluluk kısmına odaklanalım dedik. Görme fırsatımız oldu ama bunların üzerinde biraz daha fazla duracağım izninizle. Kimlik kuralları dediğinizde bunu kurallar olarak ifade edebilirsiniz. Ama değil mi, kuralları bile sadece kural koyarak hayata geçirmemiz mümkün değil. Her şeyin altında bir ilham verme olgusu var. Bizim için bu çok değerli. Ben Koç topluluğuna katıldığım günden beri hep ilham verecek çalışmalar gördüm. Benden önce başlatılmış olan kurucumuz, yöneticilerimiz, onlardan pek çok ilham alarak ben de o ilhamı aslında bir şekilde yansıtabilmeyi hedef koydum kendime. Nitekim dediğim gibi işte patron istedi, hadi yapıyoruz dediğinizde yarattığınız siz çok başka, evet çok değerli ve çok güçlü bir ayak, tamam. Ama öbür türlü hadi arkadaşlar gönüllü olun bunu birlikte yapalım dediğinizde yarattığınız his çok farklı. Her ikisinde de yine sonuca gidebiliyorsunuz ama bu ikisi birbirini tamamladığında çok daha güzel yerlere gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim için ilham kilit bir kelime. Ve bizim pek çok projemizde de sadece yaptıklarımızla değil, yarattığımız hisle de o ilhamı vermeye çalışıyoruz. Burada biraz önce gördüğünüz proje bizim aslında sosyal sorumluluk projesi olarak konumlandırmadığımız bir marka yönetim, itibar yönetim projesidir. Coachfest projesidir. 2006-2007 yıllarında başlatılmıştır. 10 binlerce kilometre gitmiştir. Pek çok üniversite kampüsünde ziyaret etmiştir. Aslında başladığı... Ses gitti galiba. Olsun, devam et. Aslında başladığımız noktada gençlere güzel müzik götürebilme gayretiyle başlamıştı. Ama bunun pek çok örneğine rastlayabiliriz farklı markalar altında. Biz daha sonra üniversiteler arası spor yarışmalarını da buna kattık. Arzumuz orada da birlikte partner olduğumuz konfederasyona bir destek olmaktı. Yıllar içerisinde hem katılan öğrenci hem ulaşılan öğrenci sayısında çok büyük artışlar oldu. Bir başka sosyal sorumluluk mantığıyla yönettiğimiz proje ama yine bizim marka ve sponsorluk olarak gördüğümüz projemiz Bienal projesidir. Bienal'de de biliyorsunuzdur belki 2006 yılından itibaren Koç'un desteğiyle birlikte İKSV'nin müthiş güzel yönetimiyle yürüyen bir iştir. Çağdaş sanatı kitlelere daha da yaklaştırmayı hedeflemiştir. Ve ziyaretçi sayısı başladığımızda 50 binlerdeyken geçen Bienal'de 100 binlere ulaşmıştı. Bu rakamı çok değerli buluyoruz. İstanbul markasına ve Türkiye'ye çok ciddi bir katkı yaratıyor uluslararası mecrada. Dolayısıyla bir marka projesi ama onu da sosyal sorumluluk perspektifiyle yürütüyoruz. Burada bir filmimiz var. Bir arkadaşım tıklayabilirse, evet, atılan proje yöneticimiz Burcu, teknik arkadaşımıza fark attı. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür.
teşekkürler. Çok kısa filmlerle biraz renk katmaya çalışacağım. Akşam vakti bizimle olduğunuz için teşekkür ediyorum bu arada. Onu belki ilk başta söylemem gerekirdi. Bu 2011'deki Biennial'in gösterimi sırasında oluşturduğumuz bir reklam tanıtım çalışması. KSS projelerine geldiğimizde, bebeklerime geçiyorum hemen. Kusura bakmayın, kısa kısa geçiyorum çünkü vakti iyi kullanmamız gerekiyor. KSS projelerinin de bizim için önemi çok yüksek çünkü KSS projelerini biz zaman birimi içerisinde bir noktada bir alana belirli süre için çok net tanımlanmış amaçlar ve araçlarla birlikte yapılan bir müdahale olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki biraz önceki örneklerden de anlattığım gibi biz ismimizi bir konunun yanına yaklaştırdığımızda, yapıştırdığımızda kaldıraç etkisi yaratabiliyoruz ve çok büyük bir ölçek yakalayabiliyoruz. Dolayısıyla bizim için bu süreleri, bu tanımları çok net koymak önemli. Bakacak olursak bir sosyal sorumluluk KSS projesinin olmazsa olmaz unsurlarını izin verirseniz hemen bir hızla söylemek istiyorum. Bir tanesi bir ihtiyaç analizi yapılması gerekiyor. Yani Türkiye gibi toplumlarda neredeyse her taşın altında sizin destek olabileceğiniz bir konu yatar gibi gözüküyor. Öyle bile olsa gelişi güzel bir konu seçmek çok mantıklı değil. Çünkü şirketinizin veya o projeye kalkışan kişinin ya da kurumun bir şekilde kendi güçleriyle o projeyi birleştiriyor olması gerekiyor. Yani bir SWOT analizi yapıyor olması gerekiyor. Güçler, zorluklar, tehditler, fırsatlar nerede? Mutlaka bir zaman planı olması gerekiyor. Bir takvimi, bir bütçesi olması gerekiyor. Üst düzey sahipliği çok değerli. Paydaşlar tarafından önemseniyor ve sahipleniyor olması, en azından bu potansiyeli gösteriyor olması önemli. Tabii ki bir diğer önemli konu da onun da kendi yaşam döngüsü içerisinde bir başlangıcı, olgunlaşma süreci ve sonrasında da bitişi demek istemiyorum. Bu hassasiyet yaratıyor benim bebeklerimle ilgili olarak. Hem ben kendim de bir hassasiyet içerisindeyim hem de yanlış anlamalara sebep oluyor. Bir sosyal sorumluluk projesini bitirmek demek onu olduğu yerde bırakmak veya sündürüp uzatmak, o haline bırakmak değil, başıboş bırakmak değil. Bizim tanımımızda bir sosyal sorumluluk projesini bitirmek demek kalıcı, örnek alınabilir modeller oluşturarak bunları yaygınlaştırmak, konusuna göre devretmek, oluşturulan know-how'ı, teknik bilgiyi aktarabilmek demektir. Dolayısıyla yetiştirdiğimiz her neyse orada bebeği büyüdüğünde devredebilmeyi de bilmek gerekiyor. Sonuçlarını mutlaka ölçebiliyor olmak gerekiyor. En azından o projenin özüyle uyumlu şekilde belirlenen göstergeler her neyse onlar açısından ve projenin geliştirilebilmesi açısından etkisini ölçebilmek önemli. Sanıyorum atladığım bir şey kalmadı. Çok dikkatli bir izleyici kitlesi var. Atladığım bir adım olduysa ben atladığınız bir nokta söyle. Düşünüyorum. Buyurun. Sesim gelmiyor ama ben bir noktaya atladığını düşünüyorum. Buyurun. O da Koç grubu 2007 yılından beri sosyal sorumluluk raporu yazan bir kurumdur. Bu da çok önemlidir. Biz Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği olarak buna çok önem veriyoruz. Sosyal sorumluluk raporu yazmayan kurumlara biz kitapsız diyoruz. Onun için bütün şirketleri kitapsızlığı bırakıp rapor yazmaya, bunu da Koç'tan isterlerse öğrenebileceklerini söylüyoruz. Çok, ondan da bahsediniz çok lütfen. Çok teşekkür ederim. Ondan da bahsedeyim. İşte o kurumsal sorumluluk tarafını bugün almadım ben ama bizim normalde tek bir şirket için raporlama yapmak oldukça zorken %80'ini yani çalışanlarımızın ve yaratılan gelirin, Koç topluluğu tarafından yaratılan gelirin %80'ini temsil eden şirketlerimizin kurumsal ve sosyal sorumluluğunu Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 4 başlığı altında inceliyoruz. Küresel İlkeler Sözleşmesi demişken biraz da ondan bahsedelim. Çok güzel bir yerde müdahale yaptınız. Küresel İlkeler Sözleşmesi Birleşmiş Milletler'in başlatmış olduğu bir girişim. Derdi şu, biz Birleşmiş Milletler olarak devletlerin üzerinden olan etkimizi bir noktaya kadar başarabiliyoruz. Ve amacımız nedir? Barışın, refahın sağlanması, dünyanın yer kürenin bütünselliğinin korunması. Ama biz çaresiz kalıyoruz. Ancak
devletler şirketlerin gücüyle birleşirse etkili olabilir. Sadece şirketler de değil, sivil toplum örgütlerini, aynı zamanda kamu kuruluşlarını da harekete geçirmek için başlattıkları bir girişimdir. Biz bu çerçevede de sosyal sorumluluk raporlaması yapıyoruz. Çok kısa olarak işte birinci bebeğimiz, onun bir filmi olacak şimdi göstereceğiz. Bu proje bizim için çok değerli çünkü bireysel sorumlulukla kurumsal sorumluluğu bir araya getirdiğimiz bir projedir. Pardon. Bir daha bakacağız. Her saniyeniz değerli. Bizimki de öyle. Fabrikalar, bilanço tabloları oldukça zamanımızı alıyor. Ama en değerlisi gönüllü olduğumuz anlar. 400'den fazla yerel sosyal sorumluluk projesini, 7 bölgede 7 orman projesini, 18 bin çocuğa çevre eğitimini, 83 bin ünite kan bağışını işte bu anlarda gerçekleştirdik. Biz ailelerimizle birlikte 100 binleri aşan ülkem için gönüllüleriyiz. Bizim için bugüne değer katmak, daha iyi bir geleceğin yolunu açmaktır. Koç topluluğu ülkem için gönüllüleri. Biraz hışırtılı hışırtılı başladı. Onun maksadı şuydu, çok kısa bir reklam. Bizde huzursuzluk oluyor. Eğer bütçelerimizde iletişim bütçesi normal içerik bütçesinden fazlaysa, yani burs bütçesinden fazlaysa, şundan fazlaysa, bundan fazlaysa o bütçeleri geçiremiyoruz. Dolayısıyla çok kısa reklamlar yapabiliyoruz. Çok kısa sürelerle gösterebiliyoruz. Bu reklamı televizyon ekranında görme şansı olan var mı mesela bugün? Aa, bir kişi var. O kadar az gösterdik ki nasıl yakaladınız? Daha önce görmüştünüz. Evet, daha önce görme şansı olan başkası olmuş muydu televizyonda? Ay çok sevindim. 3'e falan çıktı. Evet. Ben çok üzülüyorum çünkü çok emek emek bunlar oluşturuluyor. 30-35 saniyede bir dünya kelimeyi aslında ifade etmiş oluyoruz. Sanıyorum özünü de çıkarmış olduk. Bir sonraki projeye dolayısıyla geçeceğim ben. Bu da Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi. 5-6 yıldır üzerinde çok emek emek çalıştığımız bir proje. Diğer konuşmacılara haksızlık olmaması açısından hızlı geçiyorum. Sonra soru cevapta isterseniz devamını anlatabiliriz. Burada da bir filmimiz olacak, çok kısa. Evet. Bir fazla gitti. Geri gelebilirim. İşin başında uzmanlar olmalı. İşte bu yüzden Koç topluluğu için meslek lisesi memleket meselesi. Aynı soruyu soracağım. Görmüş olanınız var mı televizyonlara? Çok süper. Vallahi bayağı bir yakalamışsınız. Çok sevindim. Gerçekten ne etki uyandırdı diye sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Peki 3 dakika geçti. Bir tek siz elinizi kaldınız. Evet, siz de kullanıyorum son dakika şansımı. Yeni sıfatlar aramak, tanınmışlıklarında holdingi, bu da önemliydi. Genç tanınmak önemliydi. Bir de çok önemli bir nokta vardı. Sosyal sorumlulukla kurumsal sorumluluğu birbirinden ayırdı. Bu çok önemli bir nokta. Herkes kurumsal sosyal sorumluluk yapıyorum diyor ama sadece fıcık bir şey, onun %25'lik kısmını yaparak tüm ismini vermeye çalışıyor. Ama ikisi ayrı kavramlardır. Şimdi ben onu anlatmaya başlamayayım. Ben çünkü bir saati süren oldu benimki de. Ve ben hemen Gülben Hanım'a geçmek istiyorum. Gülben Hanım, siz nereden aklınıza geldi dernek kurmak, dernek başkanı olmak? Çünkü zor işlerdir bunlar, meşakkatli işlerdir. Belediyeli dernekler dairesiyle uğraşırsınız, raporu vardır, evrak işi çoktur. Nereden aklınıza geldi?
Çocuklar Gülsün Derneği'ni kurmak aklıma gelmedi, yüreğime geldi. Bireysel ve kurumsal itibar yönetimi arasındaki farkı da 22 yıldır kendi bireysel kimliğimi, itibarımı, şöhretimi bir şekilde yönetiyorum bilinçli olarak. Bilinçli olarak yönetmemin altında da araştırmalar yatıyor. Araştırmaların sonuçlarını önemsemek, bunları yeni bir moda diye değil, sosyal medyayı da yeni bir akım ya da moda diye kullanmıyorum. 10 yıldır sosyal medya kullanıcısıyım. Bundan 12 yıl önce kendimle ilgili ölçümlemeler yaptırmaya başladım. Çünkü bizim mesleğimizde şöhret o kadar göz boyayıcı, o kadar renkli, o kadar ışıklı, o kadar kandırmaya müsait bir mecra ki benim doğru ölçümlemelerle kendimi sağlamlamaya almaya aslında ihtiyacım vardı. Araştırmada insana bunları söylüyor. Sosyal sorumluluk projesi deyince hep bana sorulan soru, anne olduktan sonra mı karar verdiniz? Aslında insanın bilinçli olması, yolda bir düşen gördüğünüz zaman onu kaldırır mısınız yoksa görmezden gelip yürür önünden mi geçersiniz, onunla alakalı. Ben durup kaldıran birisiyim. Nerede yaşıyorsam, ne halde, ne giyimde ve ne şekilde olursam olayım. Bu bir bilinç aslında ya da bir içinizde hissettiğiniz bir sorumluluk. Ama Çocuklar Gülsün diyenin hedef kitlesi 0-6 yaş çocukları gibi görünse de aslında o çocukların anneleri ve babaları. Çocuk iyi eğitim alıyor ise 0-6 yaş arası bir çocuğa verilen hizmet aslında annesine, kadına verilen hizmettir bence. Ben böyle hissediyorum bir anne olarak. 22 yılda edindiğim bütün mesleğimin bana getirdiği artıları Çocuklar Gülsün diye derneği için bedensiz ve sınırsız olarak kullanmak benim belki yaşamıma, belki ölçümlerde çıkan açık ara kadınlar çok önde. Beni izleyen, konserime gelen, televizyonumu takip eden, albümümü alan çok çok açık ara kadın takipçim çok fazla var. Belki onlara bir gönül borcum, belki de benim hayata bir şükür ediş biçimim. Bunu sizler kadar Koç gibi, Vodafone gibi büyük markaların biliyorsunuz ki kızıp alınmayın lütfen bana kalbi duyguları, gözyaşları olmayabiliyor. Ama benim canım, kalbim, duygularım var beni yöneten. Dolayısıyla benim Çocuklar Gülsün diye yönetirken çok da fazla profesyonel olamayacağım için yanımda çok kıymetli bir yol arkadaşım var. O bir araştırmacı Elvan Oktar. Onunla birlikte kararlar veriyoruz. Çünkü ben kalbimle yönetmeyi biliyorum. Aklımla yönetmeyi değil. Araştırmalardan aldığımız sonuçlarda şöhretin ne kadar farklı, beğeninin ne kadar farklı, tanınmanın ne kadar farklı, itibarın ne kadar çok daha farklı ve başka bir yerde olduğunu gördüm. Bugün gündüz Ali Saydam'a telefon açtım. Öncelikle tebrik ve teşekkür ediyorum ayrıca bu konferans için. Uluslararası itibar yönetimi konulu bir konferansta bu kadar da modern kadınlarla bu konuyu anlatıyor olmak beni çok mutlu etti. Burada bireysel olarak değil, Çocuklar Gülsün diye derneğin başkanı olarak bulunduğum için de çok mutluyum. Ali Bey bana dedi ki bugün, bak, o bana hep öyle söyler, bir cümle söyler ve beni çok etkiler. İtibar telgrafın tellerine konan kuşlar gibidir. Ufacık bir gürültüde uçar giderler, sonra onları aynı yerine koymak zordur dedi. Bakın bunu kendi lafımmış gibi havasını atmadık. Çok güzel. Lütfen söyledim kaynağını. Belki de kitapta yazıyordu. Peki. Çok çok etkilendim bundan. Çünkü itibar yönetiminde mış gibi diye bir şey mümkün değil. Ama şöhret yönetiminde çok göz boyayan, güzel bol reytingli bir diziyle, çok güzel bir kliple, o yazı sallayabilen güçlü ve hit olmuş bir şarkıyla mış gibi yapabilirsiniz ve birkaç ayı geçirebilirsiniz. İyi paralar da kazanabilirsiniz. Ama Çocuklar Gülsün diye gibi başarılı ve saydığım tüm kampanya, dernek, vakıflar ayakta kalabilmek için, itibarlarını koruyabilmek için mış gibi yapamazlar. Benim Çocuklar Gülsün diye adına verdiğim tüm kararlarda aslında hayır dediklerim, evet dediklerimizden daha önemli. Çünkü hayır dediğimiz çok şey oldu. 10 tane okulunuzu yapalım diye markalar çıktı önümüze. Ama biz Çocuklar Gülsün diye derneğini nasıl konumladıksa, genç, modern, şeffaf, bizim inşaatlarımız web sitemizden tamamen her gün gece aydınlanmak üzere gece gündüz inşaatlarımız web sitesinden canlı yayınla izlenebiliyor.
Banka hesaplarımız ortada, açık, internet sitemizden her an ulaşılabiliyor. İl dernek müdürlüklerine rapor veriyoruz, Milli Eğitim Bakanlığı'na rapor veriyoruz. Bu ikisiyle yetinmeyip ayrıca özel bir şirketten de denetim istiyoruz. Üç taraftan ayrıca denetleniyoruz.